Klas Spor TV olarak amatörün sesi olmaya devam ediyoruz. Bugün de tarihi başarılarla dolu köklü kulübümüz Çınar Spor Kulübü'nün idmanını takip ediyoruz. Çınar Spor Kulübü Başkanı Tahsin Serdaroğlu yanımızda. Öncelikle geçmiş olsun hocam. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şu an iyisiniz sanırım. Elhamdülillah. Sağlığımıza duacıyız. Allah sizlere de sağlıklı ömürler versin inşallah. İnşallah, amin hocam. Sadece futbolda değil, başka branşlarda da faaliyet gösteren 40 yılı aşkın köklü bir kulüp Çınar Spor Kulübü. Bu sene de birinci amatörde. Daha önce de playoff oynamıştı. Playoff'un direğinden döndü. Daha doğrusu sala yükselemedi. Hem bu seneki hedefiniz hem de genel olarak misyonla alakalı bir soru sorayım. Evet, teşekkür ediyorum. Çınar Spor 1976 yılında kuruldu. 45 yıl oldu. Bu 45 yıl içinde 10 binleri geçen sporcu yetiştirdi. Sadece futbol değil, futbolun her yaşında, yaş grubunda, altyapıda da eğittiğimiz, profesyonel yaptığımız başarılı sporcularımız oldu. Ama bunun dışında tekvando, masa tenisi, Amerikan futbolu, jimnastik, atletizm, biz bir ara güreş, buna benzer çok yoğun çalışmalarımız oldu. Ama her şeyden önemlisi misyon dediniz. Sporcu yetişirken denir ya Atatürk'ün dediği gibi, zeki, çevik ve aynı zamanda akıllısını, zekisini severiz diye. Netice itibariyle biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hele bu bölgedeki potansiyeli gördük. Çok başarılı çocuklar var. Ama maalesef bölgede uyuşturucu yaygınlaşmış, alkol had safhaya gelmiş, çeteleşme oluşmuş, okullarını terk etmişler. Liseli çocuklardan 50'şer 100'er kişilik çeteler oluşmuş. Böyle bir ortamda biz 5 sene önce buraya geldik, kulübümüzü burada faaliyete soktuk. Ama bugün o uyuşturucu kullananlardan tutun da her türlü çeteleşme içinde olan çocukların tamamı kulüpte spor yapabiliyor ve en güzeli de başarılı oluyor. Okullarına yeniden döndürdük. Bu sene 30'un üzerinde çocuğumuz, hiç üniversiteli çocuk yokken 30'un üzerinde çocuğumuz üniversite kazandı. Bizim U19 hepsi üniversitelilerden oluşuyor. Bu bakımdan da bir aile ortamı sağlanmış gibi. Elhamdülillah. Aileler ilk zamanlarda çocuklarını gönderirken bayağı bir tedirgin gönderirlerdi. Yani nereye gidiyorsunuz diye. Şimdi çocuk buradaysa eğer huzur içinde evlerinde oturabiliyorlar. Çocuklar bizi seviyor. Aileler bizi seviyor. Biz aileleri, çocukları seviyoruz. Ve hakikaten güzel hizmet ettiğimizi zannediyorum. Umuyorum. Görünen de o. Geleneksel okçuluk var. Geçmişimize de hitap eden bir çalışma. Onda da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. İmkanlar arttıkça daha yeni branşlarla da bazı çalışmaları yürüteceğiz. Zaman zaman sohbetlerimiz oluyor. Tarihi günlerimizi anıyoruz. Diyelim ki Çanakkale şehitlerini anabiliyoruz. Bir Kurtuluş Savaşı'nın özelliklerini çocuklarımıza anlatabiliyoruz. Kendi içlerinden tiyatro ekipleri oluşturuyorlar. Onları eğitiyoruz. Aileler de geliyor, seyrediyor. Perşembe günleri de geleneksel yemeğimiz var. Çocuklarımız geliyor, aileleri geliyor. Bir çeşit olmak şartıyla güzel bir ziyafet çekiyorlar. Hem sohbet ziyafeti hem yemek ziyafeti. Onlar da memnun oluyor, biz de memnun oluyoruz. Başarılar diliyorum başkanım. Yanımızda Çınar Spor Kulübü Teknik Direktörü Ayhan Öztürk var. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizden de iyidir. Klas Spor TV olarak amatörün sesi olmaya devam ediyoruz. Bugün de Çınar Spor Kulübü'nü ziyarete geldik. Bildiğim kadarıyla sadece futbolda değil, diğer branşlarda da faaliyet gösteren bir kulüp. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Öncelikli olarak sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Çınar Spor Kulübü yaklaşık 42 yıl önce kurulan, sadece futbolla değil, yaklaşık 12 tane faal branşı olan, bunların içerisinde Amerikan futbolu, masa tenisi, jimnastik, kickbox ve benzeri birçok daha branşı da içinde bulunan, öncelikli olarak insan yetiştirme odaklı, vatanını, milletini, bayrağını seven, topluma yararlı bireyler yetiştirmeyi çalışan örnek bir kulüp. Bu sene de futbol branşında amatör, birinci amatör kümede playoff mücadelesi veriyoruz. Şu anda biraz uzaklaşmış olsak da gene de iddiamızı devam ettiriyoruz. Genelde hocam her sene playoff oynayan bir kulüp. Hatta salda da yer almıştı, sonrasında düştü. Tarihi köklü bir kulüp. Bu tarihi köküyle alakalı Çınar Spor Kulübü'ne ne söylemek istersiniz? İmkanları da gördüğüm kadarıyla diğer amatör kulüplere nazaran daha iyi.
Kesinlikle. Yaklaşık son 4 yılda 1. hükümete tüm playofflara katıldık. Bir tanesinde direkten döndük hatta. Mazisi bir defa çok köklü bir kulüp. ASL'de bir sezon oynamışlığımız var. Çok fazla Türk futboluna sporcu yetiştirdi. Birincilikte yaklaşık 10-12 tane oynamış, Çınar Spor altyapısından yetişmiş futbolcu abilerimiz var. Ve halen de o yönde çalışmalarımız var. Altyapımız hemen hemen her branşta faal bir şekilde ve oralarda da iddialıyız. Dediğiniz gibi çoğu amatör takımda olmayan bir imkana sahibiz. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi öncelik bizde insan odaklı, insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Spor daha sonra. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Başarılar diliyorum hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çınar Spor Kulübü altyapı antrenörü Barış Sungur yanımızda. Hocam çocuklar çalışıyor, evet. Ve böyle köklü bir yapıya sahip bir kulüp. Kaç gençte çalışıyorsunuz hocam? Şu an altyapımızda 160'a yakın öğrencimiz var. Bunlar tabii 16 yaş grubuna kadar olan, 5 yaşından başlıyor 16 yaş grubuna kadar yaklaşık 160 tane öğrencimiz var. Son zamanlarda özellikle 2 senedir artık hedef koyduk. 2 senedir yapılandırma içerisindeydik şu an. Yaklaşık bütün yaş gruplarına katılıyoruz ve hepsinde playoff hedefimiz var. Şu an içinde U15 antrenmanımız var. U15 grubunda şu an 3. sıradayız ama hedef dahilinde tabii ilk hedef şampiyonluk ve playoff hedef içerisinde gidiyoruz. Biraz da köklü tarihinden bahsetmek istiyorum. İmkanları da gördüğümüz kadarıyla gayet iyi Çınar Spor Kulübü'nün. Evet. Nasıl bir misyon hedefliyor ilerisi için? Şimdi dediğim gibi 1976 kuruluş. Yaklaşık ben de bir 15-16 senedir bu kulüpteyim. Geldiğimde 20-21 yaşındaydım. Futbolcu olarak başladık ama çocuklar hep onu söylüyorum. Temelden gelmek mesela. Küçük yaş gruplarında başladım ben de. 10 yaşında, 12 yaşında futbola başladım. Biz hedefimiz de çocuklara ilk etapta tabii iyi bir birey olmak, iyi bir sporcu olmak. Daha sonrasında futbolcu olmak. Tabii futbolcu olmak kolay değil. Daha çok çalışacaklar, daha çok isteyecekler. Biraz da şans gerekiyor bu iş için. Misyonu anlamında dediğim gibi çocukların ilk öncelik bizim sağlıklı sporcu yetiştirmek. Yani hedef tabii ki var. Tabii ki daha iyi futbolcu olmaları ama ilk önce iyi bir birey olmaları, iyi bir sporcu olmaları. Bütün yaş gruplarında dediğim gibi giriyoruz zaten. Hedefimiz her zaman üst sıralar. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Yanımızda Ulaş Tekay var. Çınar Spor Kulübü futbolcusu. İlk önce futbolcu olmanın zorluklarını sana sorayım. Okulla nasıl gidiyor? Okulla tabii bir arada götürmek zor. Tabii okula biraz daha özen göstermek zorunda kalıyorum. Ama futbolda aksatmamak gerekiyor. Spor yapmak önemli. O yüzden bir arada götürmeye çalışıyorum her ikisinde. Tabii zorlukları var ama üstesinden gelmeye çalışıyorum. Peki böylesine tarihi köklü bir kulüpte oynamak sana nasıl bir duygu kazandırıyor? Tabii güzel, çok köklü bir kulüpte oynuyorum. 4 yıldır burada oynuyorum. Burada aile olmayı öğrendim. Cidden güzel bir birey olmaya çalışıyorum burada. Takıma layık, hocalarıma, başkanıma, yöneticilere layık bir futbolcu olmaya çalışıyorum. Kulübü yansıtıyor bir nevi futbolcular. O yüzden layık olmaya çalışıyorum. Çok sağ ol, teşekkürler. Evet.